Katılan herkes, yayınımıza hoş geldiniz. Hepinize selamlar. Bugün Sayın Gülsin Onay ile birlikte bir yayın gerçekleştireceğiz. İstiyorsanız vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Herkese merhaba Ayberk, nasılsın? Ve katılan herkese ben de buradan yeni yıl için en iyi dileklerimi gönderiyorum. İnşallah çok başarılı, çok güzel, müzisyenler için de çok verimli bir yıl olur. Herkes için tabii. Çok teşekkür ederim. Ne güzel. Buluştuk nihayet. Burada görmek çok büyük onur benim için, çok büyük mutluluk. Tekrardan hoş geldiniz. Ben bu yayınıma katılmayı kabul ettiğiniz için. Ne demek? Çok memnun oldum. Hep ben arada izliyordum. Fakat bir türlü olmadı. Yani şimdi bugünmüş demek ki. Çok güzel oldu buluşma. Hem de çok anlamlı bir gün. Bugün buradan herkese de çok teşekkür ederim. Babama çok güzel mesajlar yazdınız. O da çok mutlu oldu. Maalesef ben şu anda İngiltere'deyim ama gider gitmez başlayacağız kutlamalara. Hatta şimdi en güzeli ben babam için burada bir bah çalayım. Çok sever bahı. Bah'a çok düşkün. Hatta şöyle bir sözü var, çok hoş. Sabah diş fırçalar gibi bah çalmak lazım. Yani bu şeyin her sabah bir diş fırçalar gibi kendi kulağımızı, ruhumuzu temizlemek için onun sesleriyle bunu. Bizim bu arada babamla çok güzel anılarımız var tabii yani. Ama müzikal olarak da ben o zaman Mithat Feldman'de çalışırken Beethoven'ın 32 varyasyonlarını, çeşitlemelerini çalışıyordum. Ve onun teması... ilk iki nota, bu bizim ıslığımız oldu. Şimdi birbirimizi çağırırken böyle yapıyoruz. Sesimiz yetmezse ıslıkla. Annem için de, annem aralarında da şey var. Onu biraz zor ama bayağı yapıyorlar. Yani annem yapmıyor ama babam. Şimdi o zaman Partita'dan bir bölüm çalayım mı? Ses iyi geliyor mu Ayberk? Gayet. Thank you.
Ben her yıl adına alkışlıyorum hocam. Mükemmel bir performanstı. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Babam İtalyan konçertosunu da çok sever. Aslında onu da çalabilirdim ama şimdi biraz da tabii konuşalım. Belki sonra bir bölüm daha. Bu sefer de çok değerli hocamın ölüm yıl dönümü bugün aynı zamanda. O da bir manevi babam sayılır. Bir de onun eserini çalarım daha sonra. Onu da anmış olalım. Evet, çok önemli bir gün tabii benim için böyle dediğin gibi. bu vesileyle dostlarla beraber olmak, sizlerle beraber olmak çok güzel. Burası biraz daha tabii saat ileride karanlık. Orada galiba daha aydınlık mı hala hava? Yok hocam, daha da nasıl? Tam ters, pardon. Tamam, doğru orada. 3 saat var aramızda, tamam. Çok güzel. Ne güzel. Birazcık ben özellikle bugünün anlam ve önemi üzerine size sormak istiyorum. Eminim birçok dinleyicimiz de merak ediyordur. Evet, Ahmet Adnan Saygun gibi çok büyük bir müzisyenin öğrencisi olup dediğiniz gibi çok yakın, samimi bir bağ kurdunuz. Bize birazcık böyle bir müzisyenin, böyle büyük bir bestecinin öğrencisi olma deneyimlerinizi, anılarınızı anlatır mısınız bize? Evet, yani aslında çok büyük bir şey benim için şans oldu. Yani o kadar küçük çocukken neredeyse yani hani çok ileri yaşlarda belki öğrenmek üzere yani yine konservatuvarda daha sonra Paris'te programlarımda yer aldı ama o çok daha erken bana bunları öğretti ve yani 13 yaşındayken hem kontrpuan, armoni, orkestrasyon ve analizler bunları Ankara'da birlikte yaptık ve Ankara'daki o atmosferi yaşamak çok farklıydı. O zaman hem konservatuvarda, o koridorlarda, Cebeci Konservatuvarı'nın işte bir taraftan Nobice Valerkin, Adnan Saygun, Mithat Felmen, Necil Kazım Akses, bütün bu muazzam dev müzik insanlarımızı yakından görmek hem de onlarla çalışmak. Daha sonra ben tabii konservatuvara da gidiyordum ama özel bir yetiştirilme programına alındığım için Adnan Saygun'un evinde bunları yapıyorduk. Her cumartesi 2 ile 4 saat arasında çok yoğun bir çalışma yapıyorduk. Hatta o yaşlarda olduğum için eşi Nilüfer teyze de çok cana yakın, çok tatlı bir hanımdı. Ben çok yorulmayayım veyahut da bunalmayayım bu kadar yoğun ders programı içinde diye her sefer böyle arada bir görünürdü. Macardı, Macaristan'dan gelmiş hani ve şey böyle aksanlı. Adnan bir küçük kek yaptım. Gel onu vereyim Gülsün'e diyor. O keki hiç unutmuyorum. Hem bana zaten içeriye girer girmez kokusu müjdeliyordu yani kek. Hem de bir ara vermiş oluyordum. Tamam diyordu. O zaman böyle bir çünkü hiç ara vermeden aslında Saygun'un çok meşhurdur bu uzun dersleri. Bazen yani toplu ders verdiğiniz ama kimse de dışarıya da çıkamazmış. 4 saat boyunca bazen 6 saat boyunca sınıfta tabii Nilüfer teyze de yok onları kurtaran. Muazzamdı. Yani gerçekten büyük şans. Ya bunu anlatmakla yani çok zor bir şey aslında. Çünkü şimdi yaşamak onun o konsantrasyonu yani büyüleyici bir şeydi. İnsana geçiriyordu onu. Yani dikkati nasıl uzatabiliriz?
Hiç sağa sola sapmadan bir yolda nasıl yürürüz, onu kendi örneğiyle bize geçiriyordu. Yani o konsantrasyon çünkü çok önemli bir şey. Yani bütün yaşam boyu bir müzisyenin en önemli, en ihtiyacı olan şeylerden biri konsantre olmak. Yani dikkati dağıtmadan çok derin bir şekilde takip etmek ve önce tabii eseri analiz etmek. O analizi yaparken çok her köşesine dikkatle eserin odaklanmak. Sonra öyle yani duraklama olmadan akıcılıkla o eseri müthiş bir yani öğretiydi ondan aldıklarımız. Ben sonra eserlerine de merak sardım. Hiç kendisi bana iletmedi. Yani böyle gel bunu çal bak ben bunu besteledim. Hiçbir zaman yani o kendini benim hocam olarak görüyordu ve bana da o şekilde davranıyor. Ama ben sorunca da tabii çok mutlu oldu. Gösterdi eserlerinden bazı örnekleri. Kendisi çok iyi piyano çalardı. Yani aslında bir virtüöz değildi. Bir piyano tekniği belki yoktu ama inanılmaz bir ifade çıkarıyordu. Yani bastığı zaman bir akor bile bastığı zaman böyle bir şey dünyalar benim oluyordu yani o kadar güzel bir ses çıkarıyordu ki evet ondan çalışmış olmak gerçekten hayatımın en büyük en önemli şanslarından fırsatlarından biri aynı zamanda da Mithat Fenmen'le çalışmak da öyle çünkü Mithat Fenmen o biraz daha şakacı yumuşak ve nasıl diyeyim yani böyle görünüşte o kadar babacan, o kadar tatlı pamuk gibiydi yani. Çok da güzel masmavi gözleri vardı. Böyle ona bir sarılmak istiyordum hep gördüğümde. Zaten her zaman kucaklardı beni görür görmez. Ben de öyle yani o şeyi hissetmek de çok güzeldi. Bir de onun da işte aynı Adnan Saygun gibi mesela ben çalarken sanki kendi çalıyormuş gibi müziği hissederek ve o sırada aslında hani onu nasıl yorumlamak gerektiğini yüz ifadesiyle belli ederdi. Yani çok muazzam bir şey. Korto ile çalışmış. Korto tekniği, korto dualiteleri bunları bana gösterirdi. Kırmızı, mavi kalemler kullanarak ve hala duruyor notalarımda işaretleri. O da ayrı muazzam bir şanstı gerçekten. Yani o küçük yaşta öyle bir büyüklerle çalışma fırsatı kazanmış oldum. Ulvi Cemal Erkin'le hiç çalışmadım ama o da beni keşfeden ve çok bana yani destek olan büyük müzisyendi. Onu da eserlerini çok severdim, sevdim yani ve hep çalıyorum onları da. Böyle yani çok çok farklı güzel bir dönemdi. Hep bunu hayal etmişimdir. Özellikle eski zamanda klasik müziğe baktığımızda mesela görüyoruz ya Haydn'ın öğrencisi Beethoven Czerny gibi bir besteci yetiştiriyor. Czerny, Franz Liszt gibi bir besteci yetiştiriyor. Hani yani bir zincir var gibi. Ve bunun şu anda günümüz dünyasında da Ahmet Adnan Saygun gibi büyük bir müzisyenden siz değerli büyük bir sanatçının öğrencisi ve yine aynı şekilde sizin İlyon Büyükev gibi mesela arkadaşım çok canım İlyon onun müzisyen çıkması hani bana her zaman hocam şeyi anlatıyor cidden. Eskiden de bu kadar büyük bir insanlar vardı, zincir vardı ve hala bunun etkileri devam ediyor ve bunu görmek ve bunu görebilecek bir yüzyılda yaşamak, yani her müzisyen adına, her dinleyici adına çok şanslı olduğumuza inanıyorum cidden.
Doğru. O zaman kendisini rahmetle anıyorum. Bugün ölüm yıl dönümünde bir eserini çalayım şimdi. Birlikte dinleyelim. Anlayalım. Bu çabuk eserler o kadar iyi olmuyor Instagram'da canlı yayında. Onun için 4 numaralı prelüdü çalayım. Daha güzel gelir. Yine tüm dinleyicilerimi sormak istiyorum hocam. Çok güzeldi ve hemen bu performansınızla ilgili. Parçada dinlerken bir Debussy dinliyormuş gibi bir izlenim aldım. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Sadece bir öznel bir soru sormak istedim. Yani o şeyler dörtlülerin arka arkaya gelmesi açısından tabii ki o dönemdeki harmoniler burada da var ama tabii ki hiç benzemiyor, yani hiç alakası yok Debussy'yle, ama dediğin gibi o dörtlülerin birbirine geçişleri, ama tabii ki çok farklı, yani o bambaşka bir melodisi var Debussy'de mesela. Şey var böyle orada da böyle birbirine geçen akorlar var. Çok, çok farklı. Belki Bartok'ta da çok farklı ama Bartok'ta da bazen böyle bir şeyler oluyor. O akorların geçişleri tabii, yani romantik dönemden sonra çok farklı, birbirine paralel tarafları var. Burada Evet, akor geçişleriyle sağlanan bir atmosfer var. O mesela eskiden, yani diyelim onlardan önceki dönemlerde melodiyle sağlanıyor. Sadece melodiyle, yani akor geçişleri ondan evet. sonraki dönemde başlıyor. Bir müddet sonra da o da bitiyor, başka şeyler başlıyor. Yani her dönemin ayrı stil benzerlikleri var tabii, ama
Hem yazılı şekli hem atmosferi çok farklı. Ben birazcık da hocam melodiden ziyade bu sizin dediğiniz o akor geçişi hani biraz tekniksel olarak dedim hani biraz benziyor diye. O dediğiniz gibi o Evet. dörtlülerin arkaya geçti. Onu söylemek. Evet, doğru. Aa, işte çok şanslıyız yani. Ne muazzam besteciler var. Bize neler muazzam bir hazine bırakmışlar. Ta barok dönemden günümüze kadar muazzam muazzam yani. Ben bu ara çok deşifre yapıyorum. Çünkü şimdi Cambridge'deyim ve biraz tatil yapıyorum. Ve tatilde en sevdiğim şey, burada da tabii kütüphanem burada. Yani normalde bu kadar notayı yanımda taşıyamıyorum. Sadece iPad'le oradan oraya götürüyorum. Hani bir şey olursa da merak ettiğim oradan indirip bakıyorum ama Evet. ya böyle notaları hani şey canlı canlı böyle açıp çevirmek, deşifre etmek çok sevdiğim bir şey. Onun için bu ara bütün bir kere Chopin Nocturne'leri çaldım baştan sona. Ondan sonra çalmadığım başka şeyler vardı. Onları çaldım. Böyle deşifre ettikçe sanki yeni bir dünyaya yolculuğa çıkmış gibi hissediyorum kendimi. Ay bu manzara da ne müthişmiş, bu da muhteşemmiş gibi müziğin içinde böyle kayboluyorum yani. Saatlerce deşifre edebilirim, çok sevdiğim bir şey. Buna da her zaman vaktim olmuyor çünkü yolda oluyorum, ondan sonra konser, prova derken şu anda o bakımdan yeni yılda çok çok tabii. Bu arada Rahmaninov'u çalışıyorum. Üçüncü piyano konçertosunu seslendireceğim Adana'da. En sevdiğim konçertolardan. Çok onda benim yani bambaşka bir şeyim var. Hem küçük yaşta onu kendi kendime başlayıp çıkarttım. Hocamdan izinsiz. Hem de ilk orkestrayla yani Paris'teyken 16 yaşında çaldım. Oradaki öğrenci orkestrasıyla sonra da İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'yla çaldım 18 yaşındayken. Mircea Basarab yönetmişti. O şeyleri hiç unutamam, anıları. Bir taraftan onu bu sene hem Adana'da hem Ankara'da çalacağım Bilkent Senfoni Orkestrası'yla. Bir taraftan başka eserler var, programlar var. Böyle yoğun bir dönem yine bekliyor. Evet hocam. Bu arada ben bu Rahmaninov'un 3. piyano konçertosu hakkında özellikle size sormak istiyorum. Siz söyleyince aklıma geldi. Rahmaninov piyano konçertosunda biliyordur çoğumuz. Hani iki tane kadans var. Bir tane kadans, bir tanesi de Rahmaninov'un ilk yazdığı kadans. Siz sanırım ilk kadansı çalmayı düşünüyorsunuz. Bunun özel bir sebebi var mı? Sizin için bir anlamı var mıdır? Birinci kadansı tercih etmenizin? Yok, ikisini de çaldım aslında. Yani ikisini de tabii ki öğrendim. Hatta bir seferinde diğer kadansı da çaldım. Çünkü bunu çok kez seslendirdim ben ama birinciyi daha çok seviyorum. Açıkçası daha zaten yani hepsi kromatik. Bütün eser kromatik. Orada böyle double 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 kromatikler olduğu için. Yani ama ya ikisi de çok güzel tabii. Yani böyle işte neden bir şeyi daha çok seviyoruz? Onu pek zor anlatmak ama daha çok seviyorum birinciyi. Evet. O şey yani burada. O burada daha güzel, açık, net çıkıyor. Öbüründe yani akorlarla, sonra tekrar yine kromatiklerle ama bu kadar net çıkmıyor. Zaten her yerde işte o kromatiği çok seviyor.
Hayatı büyük akorlar ve kromatikler. Ben de bayılıyorum. Onun için çok anlaşıyoruz Rahmanlar. Hocam dediğiniz büyük akorlar, ben hep şey diye düşünüyorum. Yani Rahmaninov o ilk kadanstan sonra demiş ki ya benim bu kadansa eklemem lazım o büyük akorları ve ikinci kadans sanki o gerilim ve hani o dramayla akorlara yedirmiş sanki. Evet evet yani. İkinci konçerto da aynı şekilde yani. Hatta yani daha bu yani armonik, kromatik, melodiye bile onu o hakim. Evet. En yavaş yerlerde. Çok müthiş bir tabii onun yani yaptığı kromatizm çok farklı, çok değişik. Büyük akorlarla beraber yapıyor her zaman. Yani Yani hocam öyle. o kromatiklerin ya ben yani pek haddime değil Rahmaninov incelemek ve çalmak ama bazen istediğim zaman notasını önüme alıp içini inceliyorum. Ve o kromatiklerin arasında bir dünya var ya. Yani Evet ya, hakikaten öyle. Yani mesela bu şeyde nasıl söyleyeyim, ne müthiş bir şey yani şu evet yani bu burası zaten hep kromatik yani. Ondan önce mesela mesela sol ele vermiş bu sefer geçişler. Ne müthiş, ne müthiş. Ya armonileriyle müthiş. Gerçekten müthiş. Bu arada bu eserde 33 bin nota var biliyorsun değil mi? Ben Glemser saymış oturup üşenmeyip yani. Yani muazzam. Evet. Ya en dense eserlerinden biri. Evet. İşte böyle. Evet. Hocam ben size Rahmaninov dediniz ve Chopin'in tüm noktürlerini çaldığınızı söylediniz. Ben biraz sizin ve benler arasındaki sizin kurduğunuz bağdan gitmek istiyorum. Özellikle Chopin hakkında. Chopin çok özel bir bağınız var. Kendiniz olduğunuz ve bunu da öğrencilerinize de çok güzel aktarıyorsunuz. Ve öğrencileriniz de bize çok güzel aktarıyorlar. Aynı sizin gibi. Ay evet çok. Sizin yani... Chopin bağınız nereden geliyor, neden bu şekilde, yani nedenden ziyade siz nasıl tanımlıyorsunuz bu bağı kendinizde? Şimdi Chopin herhalde o dönemin en güzel şarkıyla piyanoda melodilere yani anlam katan bestecisiydi ama o dönem değil sadece şimdi de günümüzde de yani Evet. onun piyanoya şarkı söylettiği kadar çok az besteci yani tabii ki formda işte ne bileyim Beethoven'da da var yani Mozart'ta da var her bestecide diğer romantik bestecilerde de var tabii ki Schumann'da işte Brahms'da Mendelssohn'da hepsinde var ama şimdi Chopin tabii sadece piyano için yazdığı için bir de piyanist olarak da yani çok farklı bir piyanistmiş. Yani hem sadece virtüöz değil aynı zamanda müthiş bir ifadesi kimseyle kıyaslanmayacak kadar insanın içine işlermiş. Bütün
söylenenler de yazılanlar da onu hepimize geçiriyor. Onun için yani bir piyanist zaten hani Chopin olmadan bir piyanist olamaz diye düşünüyorum. Ama yani bendeki diyelim bağ, daha ilk konserimde ben bu valsini çalmıştım 6 yaşındayken İstanbul Radyosu'nda. Sonra o zaman bile yani hep elim Chopin'e gidiyordu. Hep başka Chopin çalayım, başka bir tane daha çalayım. İşte böyle yani bugün olduğu gibi o zaman da her eserini muhakkak bir tanımak istiyordum. Ve öyle bir içimde şey var, yani onun cümlelerinde nerede ne hissediyor, hangi melodide işte ne anlatıyor, bunları sanki içimde hissediyorum. En çok da şu ikinci piyano konçertosunun ikinci bölümünde o bir türlü kendi yani itiraf aşkını belirtemediği, anlatamadığı o Konstansa'ya notalarla bunu yazdım diye mektubunda Titus arkadaşına öyle bir şey yazmış. İşte demiş bütün her şeyi orada zaten. Ben onu ama kendisi bilmiyor bunu ve galiba hiçbir zaman da öğrenmedi. Evet. Onu sormak lazım müzik tarihçilerine ama galiba o öyle bir sadece mektubunda yazdığı şekilde. Yani yine o... dönemin hakikaten en ifadeli cümlelere, en güzel yani yorumlamaktan bıkılmayacak bir güzellikte bence. Çok güzel. İkinci bölüm, ikinci piyano konçertosu ama her şey öyle yani. Mazurkaları. Şu mesela bu şey, bu en hüzünlü mazurkası. Cümlede ne kadar çok şey sığdırıyor. Bazı prelütleri var. Zaten yani yarım sayfa o kadar kısa ki. Evet. Ama o yarım sayfanın içine koca bir dünya sığdırmış. Yani bu da Chopin'e özel bir şey. Çok kısa cümlelerde, kısacık eserlerde veyahut da büyük eserlerde var tabii. Chopin sonatlar çok muazzam işte hepsi. Hepsi ayrı güzel ama çok farklı. Hepsinin de ayrı bir karakteri var. Polonezler ne kadar böyle coşkulu işte. Tabii her dinle. Ya bunun coşkusu. Ondan sonra o şey böyle bir balad. Böyle bir tek nota üzerinde başlıyor, büyük bir sükunetle devam ediyor. Oraya işte ikinci bir
nota ilave oluyor. Sonra üçüncü derken akor büyüyor. Derken bambaşka bir şey çıkıyor. Ama orada böyle hiç sanki kımıldamadan ilerlenen bir yani sessizlikten gelen muazzam bir yolculuk. Böyle yani insan ne diyeceğini şaşırıyor. Bunlar nasıl bestelenmiş, nasıl muazzam bir şey. Sonra o sonatların bazı bölümleri çok ilginç. Hele şu Marş Funebri Sonat'ın son bölümü. Benim o şey... o esrarengiz işte onun hani cenazeden çıkıp ondan sonra herkes orada birbirine fısıldayarak bir şeyler anlatıyormuş. Yani Marş Funebri o farklı, ondan sonra bu şey... hepsi ayrı, balatların hepsi ayrı güzel. İnanılmaz, muazzam bir... Şimdi mesela başka bestecilerde de tabii ki işte sonatlar var, konçertolar var. Ama piyano için yazılmış bu kadar farklı karaktere sahip diyelim. Yani diğerleri sonatlarda zaten belli, işte birinci bölüm Allegro, ikinci bölüm Adagio, üçüncü bölüm yine canlı. Evet. Başka ne var? İşte konçertolarda da aynı şekilde. İşte prelütler var tabii daha sonraki dönemlerde, ama bunlar hep Chopin'den esinlenerek, yani Debussy'nin de onu o şekilde esinlenmiş veyahut işte başka bestecilerde, ama bu kadar böyle birbirinden apayrı dünyalarda eserler, yani piyano için yok. Onun için de Chopin piyanistler için gerçek bir hazine. Büyük bir şans yani Chopin bizim için çok muazzam. Kesinlikle öyle. Yani ben birkaç şey söylemek istiyorum. Ben hocam Chopin'in müziğini 3 yıl önce ilk kez dinledim ve o yandan bu zamana kadar... Buna aşk mı dersiniz, tutku mu dersiniz? Evet. Kesinlikle. Ama yani piyanoyla ilgilenmiş olan ve piyanoyla bir şekilde bir ilişkisi olan bu amatörce olabilir, büyük profesyonelce olabilir, hafif ikisi arası olabilir. Yani bunları bu şekilde piyanoyla ilişkisi olan herkes mutlaka ve mutlaka Chopin'in eserlerini, bir de şöyle bir şey var, Chopin dinlerken ve çalarken size öyle bir şey veriyor ki sanki onu sizin için yazmış gibi hissettiriyor. Yani bu bana ithaf et. Evet, çok güzel. Evet. Chopin'in hayatını da çok araştırdım hocam. Yani evet. Okudum. Mesela Franz Liszt'in yazdığı kitabı oturdum da Türkçe'ye çevirerek okumaya çalıştım. İşte Aydın Büken'in, çok sevgili Aydın Büken'in yazdığı kitaplar. Evet. Fazla bilgi sahibi oldum. Ve... Biliyor musun? Bir de çok enteresan bir kitap daha var. O Türkçe'ye maalesef çevrilmedi. Chopin'in öğrencilerinin Chopin hakkında yazdıkları. Böyle Fransızca yazılmış. Böyle sadece 3-4 satırlık, bazıları belki biraz daha uzun ama genelde böyle çok kısa kısa, her öğrencisinin yani anlattıkları çok müthiş bir kitap. Onu da inşallah mutlaka bir çevirmek lazım. Yani Türk veyahut da Fransızca bilenler için. Bilmiyorum İngilizcesi var mı? Bakmak lazım. Çok evet. Yani... Albert'cim, ben kusura bakma ama bugün biraz böyle erken ayrılmak zorundayım. Şunun için şimdi Cambridge'deyiz demiştim ve Tony'nin büyük oğlunun 2-3 gün önce 40. doğum günü vardı ve o da az önce geldi bize. Misafirimiz. Ve birlikte hem kutlayacağız hem de bir şeyler yapacağız bakalım. Onun için şimdilik sizden izin isteyeceğim. Ama çok keyifli bir buluşma oldu. Çok mutlu oldum. İnşallah gene yaparız. İnşallah gene buluşuruz. Başka konularda konuşuruz. Yine böyle hem müzikle hem
konuşmalarla beraber oluruz. Ben çok mutlu oldum. Ve seni de çok tebrik ediyorum. Böyle bir dizi yaptığın için çok da keyifli. Bazen denk gelirsem izliyorum. Hem gençlerin tanınması için de güzel bir fırsat oluyor. Onların da birbirlerinle tanışmaları için de çok güzel oluyor. Senin için de çok güzel oluyor. Böyle yani iyi bir seri. Sadece pandemi dönemi değil, şimdi de devam ediyorsun. İyi oldu. Onun için herkese buradan çok çok sevgiler. Yeni yılda en iyi dileklerimle inşallah görüşmek üzere diyelim. Hocam ben çok teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederiz dinleyici olarak. Ben de çok mutlu oldum. Benim ben unutamayacağım bir deneyimdi. Tekrardan çok teşekkür ediyorum ve tabii ki de tekrardan da yaparız bunu. Tekrar çok sağ olun. Teşekkür ederim. Herkese bay bay. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Evet. Buraya kadar dinleyen herkese, bizi söyleşimizde, sohbetimizde yalnız bırakmayan herkese çok teşekkürler. Benim için, eminim de sizin için güzel bir akşam olmuştur. Benim için çok heyecanlıydı. Bu yüzden buradan tekrardan sevgili Sayın Gülsün Hocama çok teşekkür ediyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım bir şekilde dokunmuştur size bu yayın. Tekrardan herkese teşekkür ediyorum ve iyi akşamlar diliyorum. Haftaya Genç Yetenekler bölümüyle devam edeceğiz. Kendinize çok dikkat edin. Saygılarımı, sevgilerimle iyi akşamlar diliyorum herkese.